Nasıl? İyi geceler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Nazif Bey'e soru soracağım ama sormadan önce size tek kelimelik bir cevap istiyorum. Mansur Bey hala kendini ülkücüyüm diyor mu? Çünkü hani şöyle bir laf var ya, MHP'de olur ülkücüler diye bir ifade kullanılıyor sürekli olayların içerisinde. Ya ben bu konuyu hiç konuşmadım. Hiç sormadım. Nazif Bey, size şunu soracağım. Sonuçta Mansur Yavaş ülkücü gelenekten gelen ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Türkiye'nin başkentini kazanmış bir belediye başkanı. Ve Devlet Bahçeli kendisini hedef aldı zaten bütün Türkiye'nin önünde. Ama şu ifadeler de kullanıldı Ankara İl Başkanı'nın tarafından da gördük. Ülkücü MHP'de olur dendi. Şimdi nihayetinde Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir Türkiye'nin başkentinin belediye başkanı. Türkiye'yi yönetiyor. Neden? Ankara'yı yönetiyor. Özür dilerim, Ankara'yı yönetiyor. Çok özür dilerim. Türkiye'nin başkentini yönetiyor diyecekken Türkiye'yi yönetiyor dedim. Evet. Türkiye'nin başkentini yönetiyor. Bu tartışmaların normalde içinde değilmiş gibi gözüküyor. Neden Milliyetçi Hareket Partisi lideri de, Ankara İl Başkanı da, Genel Başkan Yardımcısı da, Alparslan Türkeş'in ailesinin kurmuş olduğu vakfın düzenlediği Alparslan Türkeş'in doğum günü için etkinlikten Mansur Yavaş'ı sorumlu tuttular hepsi? Neden Mansur Yavaş'ı hedef alıyorlar sizce? Evet, teşekkür ederim. Devlet Bahçeli'nin Alparslan Türkeş Vakfı'nın Türkeş anma toplantısına hiç kimsenin, sizin de sorunuzda ifade ettiğiniz gibi, anlayamadığı şekilde karşı çıkıp bu toplantıda Mansur Yavaş'ın da katkısının bulunduğunu belirtmesi bence sıradan bir demeç değil. Bizce bu vesileyle asıl sorgulanması gereken de Sayın Bahçeli'nin sözleri ve bu sözlerden sonra MHP'den çıkan diğer tehdit, hakaret ve demeçler veya neticede tweetlerdir. Anlaşılıyor ki bir planın aşama aşama gerçekleştirilmesi bu Barış Terkoğlu. Yani organize bir şey, organize bir iş. Kendileriyle hiçbir bağ kalmamış insanların bir araya geldiği toplantıda MHP ve siyaseti veya MHP'lilerin durumu konuşulmuyor ki orada. Doğum yılı döneminde Türkeş anılıyor. Şimdi dolayısıyla orada bir anma toplantısına böyle bir şekilde müdahale edilmesi ve sonrasında, yani belli ki sonrasında bu demeç de kafada oluşturulmuş. Böyle bir demeçe gidilecek, bir yol yapılacak. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi bu tip işlerde çok acı çekmiş bir parti. Çok yakın zamanda, yani birçok örneklerini gördük ama Sayın Bahçeli'nin de genel başkan seçildiği kongre sürecini hatırlayalım 97'de. 97'deki kongre sürecinde üç hilalli kürsü devrilmişti. Bir kişi adına yapılmıştı. Ama kimseye kar sağlamadı. Hatta daha sonra kürsüyü uğruna devirenler hepsi bir arada Milliyetçi Hareket Partisi'nde yer alabildiler. Bugün de bir kişi adına bu iş yapılıyor gibi gözüküyor ama bence o kişi adına değil. Yani Sayın Bahçeli adına ülkücüler MHP'de toplanır anlayışı içerisinde değil. Ben Sayın Mansur Yavaş'ın özellikle çok uzun zamandır Millet İttifakı'nın muhtemel Cumhurbaşkanı adayı isimler içerisinde çok ciddi bir şekilde öne çıktığını ve öne çıktığı için bence potansiyel bir anlamda MHP'nin dikkat hanesine girdiğini görüyor ve bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Tabii ki Mansur Yavaş bütün kamuoyu yoklamalarında, hatta bazen ismi dahi söylenmeden efkar-ı ümmiye tarafından, sokaktaki insanlar, vatandaşlar tarafından ismi zikredilerek gönüllerinden geçen Cumhurbaşkanı'na aday olarak çok kahir ekseriyetle öne çıkıyor. Ve mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la
mukayese edildiğinde, yarıştığında, ki anketlerde de çıkıyor bu, ona en fazla açık ara yapan isim olarak öne çıkıyor istedik. Onunla beraber tam mesela söylenmeyen, isimleri söylenmeyen mesela ilan kesici de var. Onunla beraber ismi söylenen, peki şimdi Mimolar Nazif Sayın Bey, Ekrem İmamoğlu isim... da var, Kemal evet. Kılıçdaroğlu da var. Şimdi, ama Mansur Yavaş burada baskın bir şekilde öne çıkıyor ve dolayısıyla belli ki buraya şimdi bir şeye daha geleceğim. Barış'ın sorusu önemliydi Şirin Hanım. Şimdi ben uzun zamandır takip ediyorum. Sosyal medyada da takip ediyorum. Ben MHP'den ihraç edilmiş bir insanım. Hı hı. Ben gazeteciyim ve yazarım. Ben 40 sene sizin gibi yazı işlerinde dirsek çürütmüş bir arkadaşımız. Şimdi sosyal medyanın içinde MHP'lilerin de ağırlıklı olarak yer aldı. Bugünkü MHP'de yer alanların da ağırlıklı oldu. Çok ciddi arkadaşlarımı takip ederim. Bunlar 400-500 kişilik gruplar. Şimdi onların içerisindekiler bile o kadar üzüldüler. O kadar üzüldüler ki onların içindeki MHP'liler yani. Mesela İyi Parti'ye karşı çıkan MHP'liler bunlar. İyi Parti ile yıldızları barışmayan MHP'liler. Bugünkü MHP'nin politikasını daha üsluplu ama bir şekilde destekleyerek siyasi mücadelelerini sürdüren MHP. Onlar bile kahretti. Onlar bile çok üzüldü. Niye bunu yaptılar diye. İki şekilde üzüldüler. Bir tanesi hiç MHP ile alakası olmayan başbuğlarının anıldığı bir toplantıya böyle bir muameleyle müdahale edilmesi, hemen arkasından bu işin Mansur Yavaş'a gelmesi. Çünkü onların da gönlünden geçen adayın Mansur Yavaş olduğunu şu iki günlük tartışmalarda o kadar net görüyorum ki, o kadar üzüldüler ki. Yani MHP'nin tabanıyla tabanı arasında bir uçurum var. Şu andaki bugünkü MHP'nin de var. Onu gördüm. Ve bugünkü MHP'ye oy veren Türk milliyetçileri, kendisini ülkücü diye tarif eden insanların da tercih olarak vatanseverlik merkezli, Türkiye'de siyaseti daha sakin bir şekilde hayata geçirebilecek, daha böyle ittifakı merkezin sağında solunda veya ideolojik çevrelerin içerisinden merkeze doğru çekip de toplumsal ittifak olacak bir ismi çok ciddi bir şekilde özümsediklerini gördüm. Ben bunu MHP'nin yönetimininden ziyade Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de keşfettiğini ve arkasında durduğu Tayyip Erdoğan'a karşı şimdiden bir ön çalışma gibi bir tahkimat yapmaya başladığını görüyorum. Onun için lafı uzattım belki ama bir planın aşama aşama gerçekleşmesi dediğim buydu. Peki Nazif Bey, pardon, katılıyor musunuz Ali Mahir Bey? Tabii ki, yani ben şöyle katılıyorum. Ortada bir başarı var bakın. Bu sayılan isimler, Nazif Bey'in söylediği isimlerin hepsi bir sefer bir bütün, bir beraber. Yani bunların içerisinden hangisi Cumhurbaşkanı olsa hepsi kol kola onu destekleyecek. Ankara'da bir başarı var, İstanbul'da bir başarı var, Mersin'de bir başarı var. Çok ciddi bir başarı var. Bakın Mersin'de bugünkü kurla söyleyeyim 500 milyon dolar borçla almış bir belediye başkanı var. Borçlanma etkisi hiçbir zaman için verilmemiş. Buna rağmen bu borcun büyük kısmını ödemiş. Metroya getirmiş. Altyapı yapmış Sayın Vahap Seçer. Ne yapıyorlar ona? Engellemek için. Her şeyi yapıyorlar. En son Kaboköy'et. Meclis salonunu basmaya kalkıyorlar. Kimle? Devletin polisleriyle. Şimdi ne yapmaları lazım? Mansur Bey'in bir yükselişi var. Dürüst adam, namuslu adam. Yani bir de büyükşehir belediye başkanlarımızın hepsinin ortak özelliği, bir kuruşuna bu toplumun tenezzül etmiyorlar, ettirmiyorlar. Ama bir belediye başkanı daha vardı bu yayının yapıldığı sırada bir kanalda. Hı. Ankara Belediye Başkanı vardı. Daha bir hesap vermemiş Melih Gökçek var bu ülkede. Onun da yaptıklarını görüyoruz. Ve bunu gördükleri zaman saldırıyorlar, tehdit ediyorlar. 2002'de ne şartlarla geldi AKP? Aynı şeyleri söyledi. Yeni kurulan bir partiydi. 3 tane sağ partiyi barajın altına itti. MHP'yi barajın altına itti. Kim tehdit etti kendilerini? Ve gidecekler. Demokrasi bunu gösteriyor. Başarısızlar ve gidecekler. Bu kadar. Ve sandıkla gidecekler. O kimseyi tehdit etmesinler. Bakın bunun en büyük sonucunu Mersin mitinginde göreceğiz. Göreceksiniz bakalım. Tehdit ettiler. Yer vermediler. Kavga çıkardılar. Mersin'de kaç kişi olacak? Göreceğiz. Yüz binler olacak. Çünkü bir tepki, bunların hepsi geri teper. Türk toplumu, bu toplum tehditlere karşı her zaman için
ters reaksiyon göstermiştir. Şimdi ilerleyen dakikalarda Mersin mitingini zaten daha ya da diğer mitingleri, gelecek olan mitingleri daha çok konuşacağız ama var mı Nazif Bey'e ek sorun ya da ondan sonra Emine de bırakayım sözü. Aslında ikinize de soracağım. Bu soruyu Ali Mahir Bey çok sevecek. onun ilgi alanına giriyor çünkü. Gülümsemesinden de anlayacaksınız, manidar olacak. Şöyle ki, şimdi ben bugün, siz de ilk kez öğreneceksinizdir. Yarınki Cumhuriyet Gazetesi yazısı için, yazım için. Bu olayların ortasında bir başörtülü hanımefendi var yani. Orada görülüyor. O tesadüfen hani kim olduğunu öğrenmiş oldum. Günaydın Altınok Altınöz. Kimdir dersiniz? Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ablası. Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkanı'nın ablası da tesadüfen protokolde, saldırı da o da.